arkadaşlar sorun merkezli yani toplum merkezi içerik düzenleme yaklaşımlarımıza geçiş yapıyoruz. Peki bu yaklaşımlarımıza geçmeden önce bu yaklaşımlarımızın temel aldığı bir eğitim felsefemiz var. Yeniden kurmacılık eğitim felsefesi. Peki yeniden kurmacılık eğitim felsefesi toplumsal bir problemi okula taşıyordu. Ee, okula arkadaşlar toplumun bir kestiğiydi. Toplumda bir düzen veya reform istiyorsak önce arkadaşlar bunu nerede deneyimliyorduk? Okulda deneyimliyorduk. Peki toplumsal problemi okula taşıdıktan sonra çözüm yolları üretip daha sonra gelip arkadaşlar toplumda uyguluyorduk. Peki yeniden kurmacılık eğitim felsefesi toplumun ihtiyacına göre hazırlanan eğitim felsefesi. Peki ben bu eğitim felsefesinde de hangi içerikleri kullanıyormuşum? Sorun merkezi içerikleri kullanıyorum. Peki sorun merkezi içeriklere baktığımızda karşımızda iki tane yer alıyor arkadaşlar bir tanesi çekirdek yaklaşımı, diğeri ise konağı yani proje yaklaşımı. Peki ben çekirdeğe dediğimde siz dediniz ki hocam biz bunu bir yerde gördük. Çekirdek tasarım modeli arkadaşlar. Peki çekirdek tasarım modeli programın tasarlaması aşamasında vardı. Şu an geldik onu bir de nerede kullanacağız? İçerik düzenlemede. Peki hocam bir farklılığı var mı? Yok arkadaşlar. Aynı şeyi burada da ne yapacağız? Tekrar edeceğiz. Sadece başlığını değiştireceğiz. Peki çekirdek tasarım, Mer e, tasarım tasarım yaklaşımı sorun merkezi tasarım modelinde kullanılıyor. Merkezde toplum için ortak bir problem alıyoruz arkadaşlar. Ve önce öğrenciler bu ortak problem etrafında çalışıyorlardı. Ardından her öğrenci gene bu ortak problemle ilgili bir uzmanlık alanı belirliyordu. Uzmanlık alanında çalışıyorlardı. Sonrasında ise bu problemi çözmek için problemin olduğu yere yani topluma gidiyorlardı. Hadi gelin bakalım biz buna bir yapalım. Mesela bizim ortak problemimiz, toplumsal problemimiz arkadaşlar ne olsun doğal afet. Bakın. Peki doğal afetlerle ilgili öğrenciler bu merkezde, bu çekirdekte çalışmalar gerçekleştiriyorlar. Doğal afetlerin ortaya çıkış nedeni nedir? Doğal afette neler yapılması gerekiyor? Doğal afet sırasında nasıl korunabilir? Doğal afet sonrası ülkemizdeki durum nedir gibi arkadaşlar merkezde çalışıyorlar. Ardından bakın öğrencilerimizden bazıları Doğal afetle ilgili arkadaşlar arama kurtarma ekibinde çalışma gerçekleştiriyor. Diğer arkadaşlar doğal afetle ilgili ilk yardım alanında çalışma gösteriyor. Bir başkası arkadaşlar doğal afet sonrası toplanacak yardım kampanyaları hakkında uzmanlık alıyor. Bir başkası ise arkadaşlar doğal afet sırasında yapılması gerekenler hakkında uzmanlık alıyor bakın. Peki önce bizim çıkış noktamız merkezimiz neydi? Doğal afet. Yani doğal afeti öğrenci ilk yıllarda derinlemesine çalışıyor. Bu merkeze çalışıyor. Ardından gene doğal afet kapsamında arama kurtarma faaliyetinde bir bir öğrencimiz veya veya birkaç öğrencimiz uzmanlık İlk yardım konusunda uzmanlaşıyorlar. Ee, ya da e, doğal afet sonrası toplanacak olan yardım kampanyaları konusunda uzmanlaşıyorlar. Bir de doğal afet sırasında neler yapılmalı, hasarı bir tık daha nasıl azaltabiliriz konusunda uzmanlaşıyorlar. Peki bunlar uzmanlaştıktan sonra arkadaşlar hop topluma gidiyorlar. Doğal afet neredeyse bu öğrendikleri bilgiyi orada ne yapacaklardı arkadaşlar? Uygulayacaklardı. Peki biz buna ne diyoruz? Çekirdek tasarım yaklaşım arkadaşlar. Peki çekirdek tasarım yaklaşımı biliyorsunuz ki arkadaşlar ülkemizde bazı üniversitelerde mühendislik fakültesinde uygulanıyordu. Mühendislik fakültesini kazanan bir birey İlk 2 yıl arkadaşlar tüm mühendislik branşlarında ders alıyor. Yani elektrik mühendisliği, işte e, makine mühendisliği, inşaat mühendisliği konusunda ne kadar mühendislik varsa ortak dersleri alıyor arkadaşlar. Yani mühendislik çekirdeğinde yetişiyor. 2 senenin sonunda uzmanlık alanına karar veriyor. Atıyorum elektrik elektronikte uzmanlaşacağım diyor. Sadece elektrik elektronik bazında uzmanlaşıyor. Ardından da arkadaşlar bu mühendislikle ilgili öğrendiklerini gidip ne yapıyor? Hayatta kullanıyor. Peki elektrik elektronik mühendisi olarak mezun olan bir kişi aynı zamanda diğer mühendislik kısmına da arkadaşlar hakimdi. Yani çocuk çok yönlü ne yapıyor arkadaşlar? Gelişim ve değişim gösteriyordu. Peki çekirdek tasarım modeli bakın. Amerika'da uygulanan bir eğitim modeli. Çocuklar ilk iki yıl arkadaşlar ortak bir alanda çalışma gerçekleştiriyorlar. Daha sonraki yıllarda ise her öğrenci kendi uzmanlık alanını belirliyor. O uzmanlık alanında çalışmalar gerçekleştiriliyor. Bizim ülkemizde de bazı üniversitelerin mühendislik fakültesinde uygulanıyormuş arkadaşlar. Peki çekirdekten yetişen birey arkadaşlar bu sefer çok donanımlı olarak ne yapıyor? Mezun oluyor bakın. Peki geldim öğretmenim. Konağı ya da proje merkezli yaklaşımımıza. Peki burada gene sorun merkezli tasarım modeline kullanılıyor. Öğrenciler konuyu kendileri veya grupça belirliyorlar arkadaşlar. Benim amacım ne? Proje geliştirmek bakın. Yani konu ağına uygun projeler geliştirmek. Peki bu projeleri geliştirirken bakın ben projeleri ya tek başıma bireysel olarak karar vereceğim ya da gruptaki ekip arkadaşlarımla yani projeyi yapacağım ekip arkadaşları birlikte belirliyorum öğretmenim. Peki belirledikten sonra konular küçük projeler şeklinde belirlenebilir. Ve mutlaka seçtiğimiz konular arasında arkadaşlar bir bağlantı, ortak nokta olması gerekiyor. Peki öğrenciler her konuyla ilgili, her proje ile ilgili bilimsel süreç basamaklarını kullanıyorlar ve konuyla ilgili arkadaşlar mutlaka çözüm yolları üretecekler. Peki sorun merkezi tasarım modellerinde kullanıldığına göre arkadaşlar proje içerik düzenleme yaklaşımında seçeceğimiz konunun mutlaka toplumsal bir problem oluşturması gerekiyor. Mesela bizim bir problemimiz var arkadaşlar. Çevre kirliliği bakın. Peki çevre kirliliği ile ilgili bu bizim birinci projemiz olsun. Çevre kirliliği ile ilgili arkadaşlar atıyorum başka ne olabilir? Atıklar. İkinci projemizde arkadaşlar atıklar. Peki çevre kirliliği ile ilgili biz projeler geliştiriyoruz. Ardından atıklarla ilgili projeler geliştiriyoruz. Bu iki proje zaten birbirine nasıl arkadaşlar bağlantılı. Peki devam ediyorum. Bakın. Çevre kirliliği dedik. Atık dedik arkadaşlar. Hava kirliliği. Bu da bizim üçüncü projemiz olsun. Bir de arkadaşlar toprak kirliliği. Bu da bizim dördüncü projemiz. Peki öğretmenim bakın bu projeler arasında bağlantılar vardır. Yani ben çevre kirliliği ile ilgili bir proje geliştirirken bu projenin içerisinde atıklardan bahsederim. Atıklarla ilgili proje geliştirirken hava kirliliği ve toprak kirliliği ile ilgili projeler geliştiriyorum. Yani öğretmenim seçmiş olduğumuz konular mutlaka toplumsal problem içerecek ve seçtiğimiz konular birbiriyle bağlantılı olacak. Öğrenciler bu projelerde ne yapacaklar arkadaşlar? Tek tek çalışacaklar ve çözüm yolları üretecekler. Yani çevre kirliliğiyle yola çıktığımız projede biz atıklarla ilgili, toprak kirliliğiyle ilgili, hava kirliliğiyle ilgili arkadaşlar çözüm yolları üreteceğiz bakın. Ben mutlaka öğrencilerin konağında yani proje merkezlerinde öbek öbek olan konularda arkadaşlar çözüm yolları üretmesini istiyorum ve mutlaka seçmiş olduğumuz konular arasında bağlantı olması gerekiyor. Yani benim hava kirliliği ile ilgili ürettiğim çözüm yolu hem atıklar için hem toprak kirliliği için hem de çevre kirliliği için arkadaşlar çözüm yolu olabilecek. Ya da toprak kirliliği ile ilgili bulmuş olduğum bir neden diğerlerinin de nedeni olabilecek arkadaşlar. Peki değerli öğretmen arkadaşlarım şu an sizlerle birlikte artık biz ne yaptık? İçerik düzenleme yaklaşımlarını bitirdik. Konu merkezli Birey merkezli bir de sorun merkezi içerik düzenleme yaklaşımlarına baktık. Peki bizim burada programın hazırlanması kısmında artık biz içerikteydik. Bir de içerik demişken size bir de belirke tablosu göstermek istiyorum. Hadi gelin ona bakalım. Evet arkadaşlar, belirke tablosu hedef ve içerik ilişkisini inceleyen bir tablomuz. Daha çok ölçme değerlendirme dersinde bu tabloyu göreceksiniz ama ben de bu dersimizin içerisinde hedef ve içerikle bağlantılı olduğu için size göstermek istedim. Belirke tablosunun işlevlerine baktığımızda hedef ve içerik ilişkisini kurmak. Peki dersin kapsamını nitel ve nicel olarak özetlemek. Dersin özel hedeflerinin hangilerinin daha önemli olduğunu göstermek öğretim planlarına yön vermek, dersin ünitelerinin ve konularının sırasını belirlemek. Biraz önce içerik diye bizim derdimiz yani temalardan bahsettik, konudan bahsettik. Peki konunun sırasını, ünitelerin işleniş sırasını belirlemek için biz hangi tabloyu kullanıyormuşuz? Belirke tablosunu kullanıyoruz arkadaşlar. Onun dışında programın hedeflerinin niteliğini belirlemek. Ölçüm araçlarının kapsam geçerliliğini sağlamak gibi arkadaşlar amaçları varmış. Peki bizim dersimiz için belirke tablosu ne işe yarar? Hedef ve içerik uyumlu mu değil mi arkadaşlar? Kontrol niteliğinde sağlanıyor. Peki belirke tablosuna baktığımızda faydası dersin kapsamının nitel ve nicel olarak özetlenmesi, yani bu dersimizde nicel olarak, nitel olarak neler yaptık? Bu konuyla hedef birbiriyle uyumlu mu değil mi diye biz aslında şöyle bir belirke tablosu kullanıyoruz arkadaşlar. Belirke tablosuna baktığımızda burada arkadaşlar konularımız var. Burada hedef alanlarımız var arkadaşlar. Konularımıza baktığımızda diyor ki maddenin özellikleri. Bilissel hedeflerden kavrama ve uygulama basamağındaymış. Toplamda 6 tane arkadaşlar hedefimiz varmış. Kuvvet ve hareket ise kavramada ve uygulamada bir de analiz basamağımız da var. Bir de bir de arkadaşlar değerlendirmemiz de var. Yani bana diyor ki belirke tablosu bu konuların Hangi hedefler doğrultusunda olduğunu gösteren çizelgedir diyor. Peki ben belirke tablosunu yap yaptıktan sonra artık hedeflerimle yapmış olduğum içerik tutarlı mı değil mi? Ne yapıyorum arkadaşlar belirliyorum. Peki belirke tablosundan sonra artık biz programın hazırlık aşamasını bitirdik arkadaşlar. Yani arkadaşlar belirke tablosunu yaptıktan sonra artık biz Program geliştirme sürecinde arkadaşlar içeriği ne yapmış olduk? Bitirmiş olduk. Peki içeriği bitirdiğimize göre artık bir sonraki aşamaya geçelim. Yani programı pilot bölgelerde uygulayacağız.